Bu alçağın teklifini kabul etmeyi düşünmüyorsun değil mi? Ailemizi katlettiler ya. Cevdet Bey beni anlıyor. İçinde yaşadığımız bu dünyada kayıpların yaşanması normal. Değil mi? Teklifiniz gerçekten ilgimi çekti. Ama size iki soru sormama izin verin. Dinliyorum. Ailemi kim öldürdü? Yani tetiği çeken kimdi? Vedat'tı. Bu gece sokakta öldürdüğünüz adamlarımdan biriydi. Yani kişisel intikamımı almış oldum. Öyle diyorsanız evet. Kişisel intikamınız alınmış oldu. Siz anladığım kadarıyla bu silahı hiç kullanmıyorsunuz. Az önce söylediğim gibi sadece sıcaklığını seviyorum. Kullandığım söylenemez. Anlıyorum. Bunu da herhalde bir aksesuar olarak bulunduruyorsunuz. İkinci soru. Neden zaman kazanmaya çalışıyorsun? Bunu anlamadım. Neden zaman kazanmaya çalışıyorsun? Ailemi öldürdün. Çocuklarımı öldürdün. Senin o teklifini kabul edeceğimi mi sanıyorsun? Gerçekten mükemmel bir rakipsiniz. Zekanız kadar içgüdüleriniz de sağlam. Yaşama içgüdüsü olduğunu düşünüyorum. Hayranlık duymamak elde değil. Benim hakkımda bilmeniz gereken bir şey daha var. Her zaman bir B planım vardır. Tek başına bir adam ne kadar ilerleyebilir? Mutlaka işinde çok iyi başka insanlar da yanında olmalı. Dışarı bak. Adamların hiçbiri burada yok. Hanımefendi ve beyefendi. Sizi Korhan'la tanıştırmama lütfen izin verin. Ah, Korhan. Siz zaten küçük hanımla tanışıyordunuz değil mi? Sakın kımıldama. Korhan çok fazla kişiyi dinlemez. O şimdi sizi nasıl öldüreceğini düşünüyor. Burada tam bir açmazdayız. Siz beni öldürürseniz Korhan da sizi öldürecek ama ben de ölmüş olacağım. Bunu hiç istemem. Eğer gitmeme müsaade ederseniz Korhan yine de sizi öldürecek. Bu durumda ben hayatta kalacağım ama siz ölmüş olacaksınız. Bunu da siz istemezsiniz. Bir ara yol bulmamız gerekiyor.
Ayağa kalk. Dediğim gibi beni öldürürseniz Korhan da sizi öldürecek. Ama dediğin gibi ölmeyi de hiç istemiyorsun. Haklısınız. Şimdi durum eşitlendi. Bu eşitliği bozar gibi. Bir teklifim var. Ben buradan size dışarı kadar eşlik edeceğim. Siz arabanıza bineceksiniz, beni serbest bırakacaksınız. Aksi takdirde Korhan sizi takip edecek. Ben dahil hepimizi öldürecek. Çünkü benim sizin elinizde bir koz olarak kalmama izin veremez. Anlamadın galiba. Silahım adamının kafasının üstünde. Ne yaptın lan sen? Eşitlik yeniden tesis edildiğine göre teklifimi yeniden düşünmenizi öneriyorum. İndir bıçağını. Bıçağı indir. Kızım buraya gel. Nergis arabaya bin. Şu anda Korhan'ın sizi izlediğine eminim. Bu mesafeden işinizi bitirmesi kolay olur. Doğrudur. Neden Köksal'ın arkasındasın sen? Sorularının bittiğini zannediyordum. Merakımı yenemiyorum. Köksal kişisel bir mesele diyelim. Akıncı'dan sonra ne olacak? Sonra ne mi olacak? Bunun cevabını biliyor olmalısın. Muhteşem zeka heba olacak Cevdet. Şimdi ne yapacağız? Önce işimize bakacağız. Sonra önümüze bakacağız Korhan. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.